Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağız programımızda. Program konuğumuz doktor öğretim üyesi Sayın Çiğdem Yazıcı. Çiğdem hocamızla bugün sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin bölümlerinden biri olan felsefe bölümü diğer bölümlerden bir farkı var. Bu farkı nedir? Sizlerden tabii bunun detaylarını almak istiyoruz tüm detaylarıyla, ama isterseniz önce bir böyle felsefe hakkında genel bir bilgi verelim. Felsefeye Türkiye'deki bakışın detaylarıyla ilgili biraz bilgi alalım. Sonra isterseniz bölümle ilgili bilgi verelim hocam. Tamam, şöyle başlayalım. Felsefe aslında birçok insanın hani biraz ön yargıyla farkında olmadan kaçındığı, korktuğu bir alan, ama herkesin de yaptığı bir şey. Aslında hepimiz sürekli düşünüyoruz ve düşüncemizin üzerine tekrar düşünmek ve nasıl düşünüyoruz, iyi düşünüyor muyuz diye aslında eleştirel düşüncenin temelini oluşturan bir boyutta hepimiz bazen felsefe yapıyoruz. Bu açıdan çok gerekli. Hepimizin daha çok hani sistematik bir şekilde öğrenmesi gereken bir alan ve bu konuda ilgi de gittikçe artıyor aslında benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani sadece üniversitede değil, akademi dışında da çeşitli atölyeler olsun, işte kitaplardaki çevirilerin artması olsun, bir ilgi var felsefeye. Türkiye'de felsefe var, daha fazla şu an konuşulur, dikkat çeker oldu o halde. Diye düşünüyorum yani, katıldığım etkinliklerden, evet, tanıştığım işte liseli öğrencilerden tutun da işte dışarıda akademisyen olmayanlara kadar birçok kişiden hani felsefi sorulara ilgi, çünkü kendileri de ilgileniyorlar. Böyle bir boyutu var felsefenin. Üsküdar Üniversitesi'nde de siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi, psikoloji gibi, sosyoloji gibi bölümler var. Felsefe de burada olmazsa olmaz diye düşünülen, evet, konumlandırılan bir bölüm. Evet, bu açıdan hani bir vakıf üniversitesi olarak hani Üsküdar Üniversitesi'nde felsefe bölümünün olması, ki az sayıda var çünkü, ve buna önem veriliyor olması, özellikle diğer bölümlerle ilişkisinin olması çok önemli bir avantaj. Hani interdisipliner boyutta dersler vermeye özen gösteriyoruz, özellikle seçmelilerde ve çekirdek program derslerimizde. Bu açıdan hani iyi ve olumlu şeyler, geri bildirimler de alıyoruz diğer bölüm öğrencilerinden, hani seçmeli alanlardan ya da çap yapanlardan. Evet. Hani bütün alanlarla, özellikle sosyal bilimlerle çok ilişkili bir bölüm. O yüzden hani bir olmazsa olmazlığı var. Evet. Tabii şu aralar tercih ve tanıtım dönemi boyunca öğrenciler, üniversite adayı olan öğrencilerin tabii heyecanlı bir süreci. Her ne kadar sözel bir bölüm tercih etmek istediği konusunda netleşmiş de olsa, sosyoloji mi, felsefe mi, psikoloji mi diye de düşünenler olabilir. İsterseniz felsefe bölümüyle ilgili detaylıca bir bilgi verelim hocam öncelikle. Tamam. Şimdi ben şöyle başlayayım. Felsefe bölümü okuduğumuzda neler yapıyoruz? Çünkü spesifik olarak buraya geldiği zaman öğrencilerimiz belli bir müfredatla karşılaşacaklar. İşin biraz hani tabaktaki ya da sahadaki boyutuna gireyim. Müfredatımızda önem verdiğimiz bir boyut kesinlikle felsefe tarihinin iyi öğretilmesi. O yüzden hani ilk çağdan işte modern, işte 17-18. Orta Çağ, modern dönem, 17. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve çağdaş 20. yüzyılı genelde baz alarak bütün dönemlere özgü spesifik derslerimiz var. Sonra tematik derslerimiz var. Bu da önemli. Yani iki hatta aslında felsefenin genel alanını iyi öğrensin istiyoruz öğrencilerimiz. Evet. Tematikte de felsefenin hani belli alanları vardır. İşte epistemoloji dediğimiz bilgi bilim. Bilginin kökeni, kaynağı nedir? Bilgiyi nasıl öğreniyorum? Duyumlarımla mı, aklımla mı, nereden başlıyor, kavramla mı, deneyimle mi gibi giderek artan sorular. Daha sonra da varlık felsefesi. Yine hani varlığın hani ontoloji dediğimiz ontolojisine dair varlık yapısını nasıl tanımlayabiliriz? Bir özü var mıdır, yoksa özellikleri nelerdir vesaire gibi. Aslında herkesin gündelik hayatta düşündüğü soruları sistematize eden tematik dersler bunlar. Bunun gibi sanat felsefesi.
Siyaset felsefesi gibi yine zorunlu derslerimizin içinde olan tematik dersler var. Seçmeli dersler var. Seçmelilere geçelim. Evet. Seçmelilerde de çok çeşitliliği esas aldık. Bu arada ahlak felsefesini unuttum. Çok önemli bir tematik dersimiz. Tabii o kadar çok ders var ki ben de anlattıklarınızı takip ediyorum burada. Evet. Bilgi felsefesi, ahlak felsefesi var. Ortaçağ ve Rönesans felsefesi tarihi demiştik. Modern mantık, çağdaş sosyoloji teorileri gibi gibi bir sürü daha dersler var. Şu anda dördüncü yarı okumuştum mesela. Bunları detaylarını tabii öğrenciler bizzat üniversiteye gelerek bu broşürleri okuyarak ve hocalarımızla birebir konuşarak öğrenebilirler. Biz tabii şu anda bir nebze bilgilere dokunmuş oluyoruz. Evet. Kısa kısa. Aynen. Şimdi seçmelileri anlatırken genel olarak bütün müfredata dair bir şey de söyleyeceğim. Çeşitliliğe hani çok önem veriyoruz. Hani bir çeşitlilikten anladığımız felsefe içindeki gelenekler var. Farklı ekoller var. Hani her ekolden derslerin olabileceği şekilde çeşitlilik ve tematik çeşitlilik. Yani teknoloji felsefesi de var. İşte postmodernizm de var. İşte bilim felsefesini unuttum. O zorunlularımızdandı zaten. İşte zihin felsefesi de var. Zaten edebiyat ve felsefe, sinema ve felsefe gibi başka yani alanlara da dokunan derslerimiz de var. İşte nörofelsefe de var. Kapsamlı bir böyle bir çeşitliliği hani tematik olarak gözetiyoruz. Artı gelenekler dediğimizde hani kültürler arası. Yani işte elimizden geldiği kadarıyla tabii. Hani hem Batı felsefesi geleneğini hem değişik işte Doğu felsefeleri hani mesela ilk çağda ben hani Hint felsefesi işte Çin felsefesi vesaire o tür dersleri de ekleyerek gidiyorum. Sadece eski Yunanlı sınırlamamaya çalışıyoruz. Ki alışılagelmiş olan gelenek çoğu zaman budur. İşte Orta Çağ felsefesi sonrası yine İslam felsefesi gibi derslerle bu coğrafyanın tarihindeki hani felsefi geleneklere de girmeye çalışıyoruz. Ders başlıkları böyle ağır isimler. Ancak derslerin içeriği çok zevkli bildiğim tabii kadarıyla. Tabii ki. Yani bu işte yine bilinen hani öğrenciler arasında da yansıyan önce ön yargılı korku. Korkutucu, hani mesela mantık belki. Dersinden korkuyorlar vesaire ama bunlar çok temel dersler. Ve girdikten sonra hani birçok dersimizde en çok duyduğumuz şey yani ne kadar güzel hani tartışma olanağımız ve bir düşünme olanağı açılıyor. Yani buna hiçbir zaman insanlar bu yoğun tempoda akışta izin vermiyorlar. Ve hani bir şey hani saat kaç diye yaşamak başka bir şey ama zaman nedir diye bir durup düşünmek daha hani hem yani meditatif bir şey aslında. İnsanların çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Bir durup hani nedir, bunun anlamı ne, niye yapıyorum, bunu seçiyorum, koşturuyorum ama altındaki anlamı ne? Aslında kendini tanıması, ben bunu niye istiyorum? Hani biraz psikolojide de belki yapılan bir şey ama hani felsefede bunu biraz daha kendi bireyselliğinden çıkarıp daha hani tüm varoluşsal boyutta inceleyebiliyoruz. Peki hangi öğrenciler veya hangi insanlar için daha uygun bir alan. Alandır felsefe hocam? Yani düşünen herkes için uygundur tabii ki. Özellikle hani sözel bir alan olduğu için okuma, yazma ve sözel olarak da tartışmayı seven. Yani çünkü bunlar beceriler tabii. Çok okumayı gerektiren bir. Evet. Yani bunlar işin beceriler kısmı. Yoksa içerikte hani kimisi var yazarak iyi, kimisi var okuyarak iyi, kimisi tartışarak, kimisi dinleyerek iyi öğrenir. Bunlar değişebilir ama bu becerilerde iyi olan öğrencilerin ki bu mühendis öğrencisi de olabilir. Şey yapmıyorum bu açıdan çok iyi mühendislik kökenli felsefeciler vardır. O tür alanlardan çok özellikle edebiyatla arası iyi olanların hani lise yıllarında vesaire genelde gördüğümüz felsefede de iyi oldukları, matematikte iyi olanların yine felsefede iyi oldukları. Peki çok okumayı görünüyor. Çok sevecekleriniz çok fazla okuma yapması gerekiyor. Bunun dışında kişisel özellik olarak neler var hocam? Kişisel özellik olarak hani bir hani psikologların da çok önemsediği bir şey vardır ya iletişimde. Hani kişiye değil argümana odaklanın. Yani bir şey tartışırken ve düşüncelere hani odaklanabilen, argümanlara odaklanabilen kişilerin hani kişisel özellikleri olarak biraz daha hani merak duyan özellikle hani bir konu tartışılığında merakla ona yaklaşan hani
Yanlış anlaşılan bir şey var. Dur o söylesin, ben şimdi onu çürüteyim. Hani argümantasyonu bu zanneden kişiler var. Ama bu uygun bir format değil aslında. Hani karşılıklı etkileşimle düşünmeye açık insanların hani başkasından yani öğrenebileceğini ve kendi düşüncesinin değişebileceğini, yanlış olabileceğini açık olan kişiliklerin bakış daha iyi bunu açısından yapabildiği çok aşikar. Çünkü o kadar farklı farklı şey öğreniyoruz ki hani bir tarihten gelen bir külliyat var. İki, şu an hani çağımızda canlı olarak yaşadığımız tartışmalarda sürekli herkes başka bir şey söylüyor. Yani o çoğunluğa ve farklı fikirlere o kadar açık olması gerekiyor ki, çünkü bu işin realitesi bu. Bu kişilik gerekiyor yani. Çok hani açık fikirli ve çoğulcu kişiliklerin daha rahat yapabildiğini görüyoruz. Peki hocam, felsefe bölümünü seçmekte kararlı olarak mı gelir öğrenciler, yoksa böyle birkaç alan içinde düşünüp burada hocalarla konuştuğunda mı netleşiyorlar? Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Bazı şimdi bizim, alanlarda çok nettir ama. Evet, benim izlenimim şimdiye kadar genelde belli bir çekirdek var. Hani geldiğinde de kalıyor ve severek okuyor ve devam edip bitiriyor. Onlar böyle önceden de zaten kararlı. Yani mesela tanıtım günlerinde hiç gelmiyor onlar. Mesela öyle eskiden bir felsefe okumayı Yani bir o felsefeye özgü bir şey ve büyük ihtimalle birçok okulda öyle. Yani benim başka okullarda da tecrübelerim oldu. Benzer. Yani felsefe öğrencileri bir gelmiyorlar. Ne ama hani şey, ilk gün geliyorlar. Hani çok parlak ve isteyerek seçmiş. Bir de geliyor. Yani çok şey değil. Hani puanım ona yetti ama hani bir bakayım, biraz da aşinalık veya istek var ama hani emin değil. Öyle öğrencilerimiz de işte çap yaparım vesaire gibi fikirlerle geliyor. Bu imkanlar da açık ama onlar da işin içine girdikçe kararlarını veriyorlar. Buradan çok hani pozitif ve çok kararlı ve istekli okuyanlar çıktı. Hani bırakanlar da oldu. Çok normal. Evet. Bir de böyle şeyler var. Onlar da benim hani çok sevdiğim bir öğrenci grubu. Hiç şeyi yok. Hani bir seçmeli ya da zorunlu olduğu için kendi müfredatında başka bir bölümde okuyor. Almış. Aa falan hani orada. Hani ben bunu aslında seviyormuşum. Bu tür şeyler yapmayı. Hiç farkında olmamış daha önceden. Evet. Değil. Öyle tanışıp böyle hani bayağı takılıp birçok ders alıp ya da geçiş yapıp ya da işte çap yapıp okuyan öğrencilerimiz var ve onlardan hani çok inanılmaz tutkulu bir angajman gelebiliyor. Peki hocam, bir felsefe mezunu hangi alanlarda iş bulabiliyor? Çalışma olanakları nelerdir? Tabii şimdi birincisi, tabii her zaman olduğu gibi bu çok akademik bir alan. Yani hani Aristoteles'in teori ye özellikle atfettiği bir özellik var. Kendi kendisini amaçlayarak yapılan tek faaliyet. Yani bir bu ne işte demektir? Yani şu demektir. Ben masa yapabilirim. Bir marangoz olabilirim ama masayı yapmamdaki amaç işte bir siparişdir. Yani orada araçsal olarak çalışıyorumdur. Hani ama bir sanatçı ve teorici sadece ikisini ayırabiliriz. O bir masa resmini yapmıyor. Yani bunun illaki bir araca dönüşmesi gerekmiyor. Onu sadece kendi kendisini düşünerek yapıyor. Teorik düşünme de böyle bir şey. Yani bir mühendis gibi ya da herhangi bir başka bir sonuca odaklı, şu sonuca yetiştirmek için şunu düşüneyim değil. Sadece onun kendisini merak ettiğim için düşünüyorum. Yani şunun varlığının hakkında düşünürken bu soruya bir cevap bulmam gerekiyor çünkü yarına şu kadar sipariş şöyle yetişecek. Öyle bir şey değil. O varlık sorusunun kendisi yüzünden düşünüyorum. Başka bir şey yok. Bir başka bir amacı yok. Düşüncenin kendisinden başka bir amacı yok diyelim. Öyle bir özerkliği var, bağımsızlığı var diyebiliriz. Dolayısıyla öğrenciler yani akademik, yani bu oraya geleceğim, buradan bağlayacağım. Yani felsefe diğer disiplinlere oranla daha çok kendi kendisine amaçlar çalışan bir şey. Yani niye felsefe okuruz? Felsefeci olmak için biraz. Hani en birinci özelliği bu. Başka şeyler olabilir çalışma tabii. Çalışma alanı yine kendisi yani. Çok öyle. Ama bu akademik olmak istediğimizde özellikle de akademide olmadan da bağımsız felsefe yapan insanlar var. Ama hani bir iş olarak, meslek, profesyonel bir meslek olarak düşünürsek hani az sayıda öğrenci alıyoruz ve mümkün olduğunca hani bunun öğrencilerimizin akademik devam etmesini teşvik ediyoruz. Yüksek lisans ve doktorayla. Onun dışında yine öğretmenlik alanı çok
hani azalsa da sayılır ama yani yine de oluyor. Birçok özel okul özellikle felsefeye ilgiyi arttırıyor. Çocuklarla felsefe artan, büyüyen bir alan, ilgi artıyor. Bu yüzden programımız şeyi çok iyi gözetiyor. Hem sosyolojiden hem psikolojiden 16'şar kredilik ders alınıyor. Bu da öğrencilerimizin pedagojik formasyon almasını kolaylaştırıyor mezun olduklarında. Formasyon aldıklarında da çok rahat öğretmen de olabiliyorlar. Öğretmen olabilirler diyorsunuz. Evet. Yani akademik kariyer düşünüyorlar. Bu şu açıdan önemli. Lisans boyunca bu psikoloji, sosyoloji formasyonlarını tamamlamak şeyi kolaylaştırıyor. Pedagojik formasyonda zaman kazandırıyor. Ayrıca yani tanıdığım çok yetenekli işte reklam, sinema dünyasında çalışan ya da çok farklı yerlerde çalışan felsefeciler, felsefe okumuşlardır ama hani felsefeci olmamışlardır. Fakat o felsefi birikim onların başarılı bir işte siyaset bilimci olmasını ya da ki bizim bir önceki dekanımız Mithat Hoca da felsefe mezunuydu aslında. Bu da bir gösterge. Böyle bir tarafı da var. Hani felsefeciler aslında yani şey, bunu abarttığımı düşünmüyorum. Çok tanıdığım mezun var. Hani bir işletme mezunuyla bir felsefeci aynı okuldan mezunlar. Aynı şirkette, eğer bir şirkete girip bir yerde çalışacaklarsa giriyorlar. Bunu gördüm. Hani bu açıdan bir şey kaybettiren bir bölüm değil. Yanlış bir algı var. Onu düzeltmek için söylüyorum. Bu konuda hani insanlar becerilerini geliştirdikleri takdirde, yabancı dil vesaire, iyi bir üniversite mezunu olmak ve akıllı olmak, ki felsefe bunu yaratıyor, bu yansıyor kişiye hani konuşmasında, mülakatında. Hani bu konuda diğer bölümlerle aynı noktadalar diyorum, birçok noktada. Hani bir tıp okumak gibi özel şeyler gerektiren bir alan tabii kastetmiyorum ama birçok sosyal bölümle aynı yerdeler hani. Yani bir felsefe eğitimi alarak farklı alanlarda da çalışma imkanı olabileceği gibi felsefe alanında da bizzat çalışabilir. Evet. Öğretmenlik, akademisyenlik gibi alanlar olabilir dedik. Peki hocam, şimdi az önce sohbetimiz içerisinde çift anadal, yan dal, bunlardan bahsettik, çap dedik. Felsefe bölümüyle ilişkilendirerek anlatabilir miyiz? Felsefe öğrencisi neler yapabilir? Ya da bir başka bölümdeki öğrenci felsefeyi de ilgileniyor ve seviyorsa neler yapabilir? Bu ona ne katar? Evet. Bu konuda da gayet esnekliği zengin olan bir okuldayız. Yani işte psikoloji, sosyoloji gibi bütün insan bilimleri ve toplum bilimleri fakültesindeki diğer bölümlerle, siyaset bilimiyle çap yapılabiliyor. İletişim fakültesiyle işte farklı bölümleriyle çap yapılabiliyor. Burada hani bir şey var, okulun hani mümkün olduğunca bu olanakları açık tutmak gibi bir politikamız var. Bizim de bölüm olarak var. Aynı zamanda işte meslek yüksek okullarıyla yapılabiliyor. 2 yıllık programlarda hani sosyal hizmetlerden işte sağlık bilimlerin çeşitli bölümlerinde yapılabiliyor. Bunlar güzel şeyler ve benim gördüğüm bu tür programları birlikte yürüten öğrencilerin çok güzel temalarla, mesela bitirme tezi çalışmalarıyla ortaya çıktığını görmek. Yani mesela bir öğrencimiz şöyle bir şey yaptı. Çocuklarla felsefeyi hani sosyal hizmetlerde mesela ele almak ve mesela Nasrettin Hoca fıkralarıyla çok böyle bir araya getirilerek işte ve görsel karikatürü, aynı zamanda görselle çap yapıyordu öğrencimiz, görsel iletişim tasarımıyla sonra devam ettim bilmiyorum ama yani o üç alandaki yeteneğini hani görsel iletişim, felsefe ve sosyal hizmete, hani onu uygulamalı ve bir hizmete dönüşen bir şeye nasıl yapabilirim? Onun öyle bir projesi var, çocuk esirgeme kurumlarına gidip hani böyle görsel tasarımlarla ve felsefeyle bir çocuklarla çalışmak gibi. İşte tam bu noktada hocam sözünüzü kestim. Bu tercih dönemlerinde öğrencilerin tek başına tercihlerini yazmamaları, burada hocalardan gelip bilgiler alıp onların tecrübelerinden yararlanmaları. Çünkü diğer öğrencilerin de yaptıkları onlara bir ışık tutacaktır. Yani bir öğrencinizin işte böyle farklı tercihleri bir araya getirmesi, kendi karakterine uygun bir başka yol oluşturmuş olması bir başka öğrenciye de ışık tutacaktır. Ve buradaki rehber danışmanlarımızın tercihlerini yazarken adaylara yardımcı olmaları tabii çok önemli. Dolayısıyla bu dönemi bu anlamda iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz sürekli.
Tüm hocalarımız şu an çünkü bilgi veriyor öğrencilere evet. de. Ve bizim Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'nun Facebook sayfasından da, Üsküdar'a gelirken programının Facebook sayfasından da öğrencilerimize buradan sorularına cevaplar vermeye devam ediyoruz. Sorular varsa iletebilirler de diyelim hocam. Eklemiş olalım. Sözünüzü kesmiştim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı ÇAP ve Yandal'la ilgili? Yani kısaca anlatacaklarımız bu kadar. Dediğiniz gibi hani okula gelerek daha fazla hani bu iş çok konuşa konuşa ve Hı-hı. böyle egzersizleri düşünerek yani Hı-hı. bardaktan başlayıp işte çift anadal programına kadar konuşabiliriz. Hı-hı. Bu açıdan daha fazla iletişim daha iyi fikir verecektir. Daha hani, tabii. Yani bu anlamda bir tavsiyeniz var mı? Çok şu anda kararsız kalan Hı-hı. öğrenciler için karar verme aşamalarında. Yani mutlaka evet kararsız kalanlar için hani gelmelerini ve hani bizlerle konuşmalarını, Hı-hı. felsefe okuyan kişilerle konuşmalarını yani severek okuyanlarla hani fikir almalarını tavsiye ederim. Hani şeye takılmasınlar, bir kitapçıda eline bir Kant kitabı geçmiştir, Hı-hı. açmıştır ve hiçbir şey anlamamıştır ama başka bir şeyi de sevmiştir felsefeyi. Hani acaba ne olacak gibi bir kaygıya düşebilirler. Bu çok normal. Sanırım bunu hepimiz yaşıyoruz hocam. Yani felsefe alanında okumamış insanlar olarak. Şimdi baktığımız zaman internette özellikle böyle kısa kısa cümleler oluyor. Belirttiğiniz gibi. Diyoruz ne kadar güzel, söylemiş. Evet. Ya bunu yüzyıllar önce söylemiş. Ah işte tam da bugün anlatıyor. Tam da işte bize uyuyor gibi. Ama bir kitap halinde gördüğümüz zaman belki birazcık bize zor geliyor. Evet. Ama demek ki bu yani okudukça Aynen. anlaşılabilen, çözülebilen. Tabii ki. Şey. Hem öyle hem de okunması gereken bir şey. Yani Hı-hı. insanların bir de şöyle bir yanılgı olabiliyor. Hani zannediyoruz ki fiziği anlayamam, okumam gerek. Hı-hı. Hani onda okeyiz anlamamakla. Hı-hı. Yani herhangi bir fizik kitabını da açsam anlamam. Hı-hı. Dolayısıyla şu da çok normal. Hani Nietzsche'den güzel bir laf duymuşsunuzdur, heyecanlanmışsınızdır. Evet. Ama açarsınız bir kitabını anlamazsınız. Yani o da bir fizik kitabı kadar aslında bir tarihi var, öncesi var, bir sistematiği var. Öyle değilmiş gibi görünse bile. Hı hı. Onu da okumak, çalışmak gerekebiliyor. Hı hı. Yani felsefe bir disiplin olarak böyle bir ilgiyi ve ilişkiyi gerektiriyor. Çok normal. Diğerinde nasıl ki normal anlamamamız. Hı hı. Bunda da normal. Paniğe gerek yok. Ona göre dersler var vesaire. Peki hocam son olarak bu sene felsefe bölümü öğrencilere yapmayı planladığınız etkinlikler, çalışmalar var mı? Şu an bize bahsetmek ister misiniz? Geçtiğimiz yıl neler yapmıştınız bu sene? Onlara evet, neler katacaksınız? Yani geçtiğimiz dönem yaptığımız gibi benzer şeyler yapacağız. Bir felsefe kulübümüz var. Artı evet. Öğrenci sayımız az olduğu için özellikle 3. 4. sınıflarla çok birlikte etkinlikler yapıyoruz. Yani işte bir postmodernizm dersimizde mesela beraber sergilere gittik. Aynı zamanda işte bir şey film gösterimi sonrası tartışmak vesaire gibi hani zaten özel günlerimizde, kutlamalarımızda yemeklere gidiyoruz. Yani bunları yapmak çok mümkün. Bu büyük bir bölümde Hı-hı. olamayacak bir şey. Belki ayrıcalıklı kılan felsefe bölümünü ben hep onu diyorum. Yani felsefe okumak, seçmek bir bedel gerektiren bir yani çok insanın yapamayacağı bir şey, riskli bir şey. Bir risk alıyorlar ama sonra hep duyduğum hani iyi ki felsefe okumuşum. 4 yılım çok iyi geçti bir üniversite öğrencisi olarak. Evet. Hani güzel şeyler konuştuk, tartıştık ve böyle etkinlikler, birebir ilgilenmenin hep olabildiği bir yerdeyiz. Hı-hı. Bu önemli bir şey. Hem kulüp etkinlikleri olarak belli işte tematik seminerler ve sonrasında hani daha informal tartışma toplantılarla Hı-hı. çok etkinliklerimiz oldu. Bunlar olacak da yani hep devam ediyor. Evet. Bu açıdan özellikle hani dayanıp da son yıllara kalırsak çok daha güzel şeyler oluyor. Güzel, şimdiden müjdesini vermiş olalım. Evet. Hadi. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür hocam. Ederim ve gelecek herkese hoş gelmelerini diliyorum. Şimdiden hoş geldiniz. Evet, diyorsun. Aynen. Evet. Evet, sevgili izleyiciler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi hocamız, doktor öğretim üyesi Sayın Çiğdem Yazıcı felsefe bölümüyle ilgili bizlere bilgiler aktardı. Bu alanda mezun olan öğrencilerimizin çalışma alanlarını konuştuk. Bu yıl öğrencilerin neler yapacağına kadar kısa kısa sizlere aktardık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından bir diğer bölümümüzde devam edeceğiz.